Ersan kardeşimize çok bu nazik davetlerinden, bir de tabii Memorial grubuna. Burada olmak, arkadaşları, dostları, hocalarımızı görmek de bizim için çok onur verici. Tekrar tekrar teşekkürler. Zaman konusundan dolayı tabii ki Sengli de nazik davetimizi kabul etti ve geldiği için de kendisi de Amerika'da, Birleşik Devletleri'nde çok etkili ve çok iyi çalışmaları olan bir hocamız. Kendisi de burada bizle birlikte olması da hakikaten onur verici. Robotik cerrahi konusunda öğrenme eğrisi dedik. Daha çok teknikler açısından yaklaşacağım ve bazı zorlukları var. Onlardan bahsetmeye çalışacağım bu 10-15 dakikalık süre içerisinde. Çok fazla dataya dayalı bir konuşma olmayacak. Daha çok teknik olarak bazı yaklaşımları, biraz önceki oturumda da dinlediğimiz gibi aşılması zor olan teknikleri nasıl ilerletebiliriz, onlar konusunda konuşmak istiyorum. Ama tabii biraz da ülkenin de nabzını tutmak açısından, ne kadar olsa yurt dışında olunca bazen burada neler oluyor, ne bitiyor bilemiyorum. Bir salona dönüp sormak istiyorum, robotik cerrahi yapıyor musunuz diye. Biliyorum herkes cerrah değil ama en azından bir el kaldırırsanız ne yoğunlukta robotik cerrahi var. Evet, yani şu anda %15-20 gibi bir el kaldırım oldu. Yani tam olarak ülkede belki de robotik cerrahi tamamen her merkezde yapılmıyor diyebiliriz. Ha, burada ilerliyorum ama şeyde ilerleyemiyor. Tamam, şimdi geçti. Dünya çapında baktığımız zaman, ama bakın bu slide gösteriyor 2015'lerden hesaplanma olarak robotik cerrahinin, Bülent hocamız da bahsetti. Gerçekten hayatımıza girişi, cerrahi hayatımıza girişi çok ciddi bir şekilde artış kaydediyor. Tüm branşlara baktığımız zaman durdurulamaz bir artış var. Robotik cerrahinin cerrahi içerisindeki yerinin konumu açısından. Bunun tabii çeşitli faktörleri var, ona girmeyeceğiz. Bunun marketing, pazarlama kısmı da çok etkili tabii. Ayrıca da Intuitive, yani firma, çok ciddi bir business yapılanmasıyla da bu işi çok iyi götürüyor. Ama sadece tabii o değil, onun dışında teknolojiye de bir yatırımları var. Hakikaten yıllar içerisindeki, yani o 20 yıllık bir hikayeden bahsedebiliriz. Bakın, her 15-6 senede bir yeni modelle birlikte geliyorlar ve gerçekten de her yeni modelde de teknolojik olarak bir ilerleme var. Ben bunu hiç kullanmadım. Gen 1 diye isim verdikleri. Bu S'le ben başladığımda 15 sene civarı evvel ilk kullandığımızda hakikaten S'le SI arasında inanılmaz bir fark vardı. Sonra XI'ye geçtiğimizde geceyle gündüz gibi bir fark olduğunu söyleyebilirim. SP tabii çok spesifik bir kullanıma, onunla ilgili de biraz slide göstereceğim ama şimdiki çıkarttıkları da birinci jenerasyon olduğu için herhalde bu da 5 diye isimlendirdiler sonuncuyu. Ülkemizde kullanıma girdi mi bilmiyorum, bilen var mı? Girmedi. Amerika'da şimdi bazı merkezler 5. jenerasyonu merkezlerinde koymaya başladılar ve gördüğünüz gibi bunda da ciddi ve bizde bir laboratuvar settinginde baktık ve denedik. Hakikaten ciddi XI'ye göre de ilerleme kaydettiler. Mesela her zaman konuşuluyordu. Konsolda ciddi bir şekilde küçülme var. Konsolu elle istediğiniz gibi aşağı yukarı kaldırabiliyorsunuz ve patient kartını, hasta başındaki kartında da birçok üniteyi, yani modüler bir şekilde çevrenizde olan işte koter aleti, hatta espri yaptım, suction da koydunuz mu diye, suction bile konabilir esasında. Ama birçok işte kayıt mekanizması vesaire hepsini burada toplamış durumdalar. Tabii o da ameliyat odasının daha homojenitesini arttıran bir faktör hale gelmiş oluyor. Kolorektale baktığımızda bunları biliyoruz. Bu Metin Erten Hoca'nın meşhur karikatürlerinden bir tanesi. Birçok cerrahiyi kolorektalde yapmamız mümkün ve bunları da yapıyoruz. Ben completion proctectomy'yi çok
robotik olarak yapılmasını savunanlardan değilim. Bunu single incision'dan da yapabiliriz veya birkaç incision'la da. Ama onun dışındaki tüm vakaları yapabiliyoruz. Ahmet Hoca da bahsetti, hasta hazırlığı vesaire. Robotta bu tabii ki çok önemli. Bu daha önceki modeller, SI kullanıldığı zaman yapılan bir hazırlık videomuzdu. Belki 10 sene olmuştur. Bir bakın, bu göğüs teybi bu şekilde bizim kullandığımız. Altında havlu ve onun üzerinde ciddi şekilde hakikaten masaya yapıştırma şeklinde hastayı tekrar görebilirsiniz orada. Bu elle litotomi, Lloyd Davis ayaklıkları da tabii elle aşağı ve yukarı kaldırılması çok önemli. Özellikle robot dak edileceği zaman aksi takdirde çarpışma olabiliyor. Ama başarıya yönelik noktalar ve püf noktalar olarak bunları özetlemeye çalıştım. Kesinlikle bence olmazsa olmaz iyi bir ekip. Hakikaten özellikle robotik cerrahi her ameliyat için veya ne iş yapıyorsanız yapın, iyi bir ekip çok önemli. Ama robotik cerrahide başarılı olmak istiyorsanız özellikle ameliyat masası asistanınız, ameliyat başı asistanınızın çok iyi olması lazım. Ve bence onu kendinizin yetiştirmeniz gerekiyor. Çünkü sizin bir uzantınız gibi. Çünkü hasta başında değilsiniz robot cerrahisi yaparken. Ameliyat hemşireniz de tabii her hocalarımızdan biliyoruz. Herkesin bir tane favori hemşiresi oluyordu ama yine robot konusunda. Çünkü siz orada değilsiniz, hastanın başında değilsiniz ve herhangi bir şey istediğiniz gibi gitmediği zaman o kişi sizin gibi düşünebilen, o kişi sizin beyninizi okuyan kişi olmalı. Onun için devamlı aynı kişiyle çalışmak bence çok önemli. Aletleri tanımanız lazım. O kişilerin çözemediği zaman bazen sizin çözmeniz lazım. Mesela geçenlerde hiç olmayan bir şey, bipolar forceps tamamen şaftı kırıldı ve içeride ameliyatın içinde. O yüzden wrap'le de iyi ilişki kurmanız lazım. Niye oldu? Ve bunu çıkartmak için tamamen trokarı çekerek çıkartmanız gerekiyor. Bir de bu ameliyatları efektif ve etkili bir şekilde bitirmeniz lazım. Çünkü robotik cerrahi normalden daha uzun zaman alabiliyor. Ve bir gün içerisinde 2-3 vaka yapacak yerde açık veya laparoskopiyle robotla o kesinlikle ne kadar iyi olursanız, ne kadar hızlı olursanız olun o düşüyor. Onun için her saniyenin, salisenin benim görüşüme göre etkisi var bu ameliyatları yaparken. Pozisyondan bahsettik. Litotomi gene bu ayakların inip çıkması önemli. Bu SI hala sanıyorum muhtemelen SI sisteminin olduğu merkezler vardır diye bu slaytları gene tuttum. Supraumbilikal olarak balon portuyla girdikten sonra DAK işlemini yapıyoruz. Ama robota başlayan ve başlamak isteyenler açısından tabii bunu koyduk buraya. Yani başarmak zorlanmaktan geçiyor şeklinde. Bazen insanlar kolayına gelen teknikleri yapmayı tercih ediyorlar. Uzun, daha zor bir şey, yeni bir şey öğrenmek yerine. Ama eğer rahatsız kendinizi hissetmeye göze almıyorsanız sonuçta başarıya ulaşmanız zor. Başarıya ulaşmak için bazen en azından ilk başta biraz daha zorluk veya zor görünen yolları seçmeniz lazım ama daha sonra esasında işleriniz daha da kolay olacaktır. Bu şekilde biz de robota başladığımız zaman tabii ki zorluklar vardı. Bakın kayıt kalitesi bile ideal değil. Tam olarak sisteme veya ekspozisyon sizin her zaman alışık olmadığınız için hata da yapabilirsiniz bu durumda. Ve burada özellikle örneğin inferomezenterik arterin identifikasyonu aşamasında üç boyutlu görüntünün daha size yakın olarak gelmesinden dolayı olmanız gereken plandan biraz daha yukarıda, anteriorda ve direkt imanın zedelenmesiyle bir durum söz konusu. Çok olaya hakim olmadığınız için de ne yapacağınızı karar veremiyorsunuz ve işi temizlemeye çalışırken belki de işler iyice çığırından çıkıyor. Bu da benim vakalarımdan biri. Cihangir Hoca'nın gösterdiği gibi bu da benim hatalarımdan bir tanesi ve ilk yaptığımız vakalardan bir tanesi.
ve bunu yapmaya çalışırken ameliyat başındaki asistanınızın kim olduğu çok önemli. Eğer ona güvenmediğiniz bir kişi ise orada da sıkıntı. Belki de aspirasyonu bile yerinde yapamayacak. Tabii burada olay ondan da daha ciddi. Ve sonuçta kanama iyice kontrol edilemez hale geliyor. Burada da daha fazla debelenmeyip ne yapacağınıza karar vermeniz lazım. Tabii ki convert etmeniz lazım. Ama o sırada da ameliyat hastanın durumu da bu şekilde. Buna da hazırlıklı olmanız gerekiyor. Böyle bir durum karşısında ne yapacağım? Bunların hepsini kafanızda şekillendirmek lazım. Tabii bu ekstrem bir örneği ve hayal kırmasın ve insanların hevesini kırsın diye değil ama neler olabileceğini hesap ederseniz onun önlemini de almak daha kolay olur. Tabii biz özellikle hastalarımız her zaman kolay hastalar da olmuyor ve özellikle Ohio'da yaşadığımız için hastalarımızın aslında büyük bir çoğunluğu da bu boyutlarda maalesef. İşte özellikle bunlarda da mesela omuz destekleri kullandığınız zaman bu hastalarda hakikaten ciddi yaralanmalar, brachial plexuslarda zedelenmeler söz konusu olabilir. Zaten bu hastalarda aslında teyp ettiğiniz zaman da bakın o teyp şunun altında, ısıtıcının altında kalmış durumda burada. Ona rağmen hasta zaten yatağın üzerinden de kayıyor. Bütün yağ tabakası üzerinden kayıyor. Bir 20-30 santim yer değiştiriyor zaten hasta herhangi bir pozisyonla. Bu port yerleşimimiz ama SI için. Tabii artık XI'ya göre daha fazla değişiklikler var. Bu yine koydum buraya. Splenic flexure'ı almak için kamera birinci ve üçüncü port kullanılıp flip edilerek kullanılan yöntemler var. Yine robotun docking'i sol alt taraftan geliyor. Bunu da gösterdi arkadaşlarla özellikle bir önceki oturumda. Benim tercihim hep standart olarak sağ alt kadrandaki 12'lik trokarı büyütmek şeklinde ve oradan ekstraksiyonu yapıyorum. Ve daha sonra da orayı ileostomi olarak kullanıyoruz. Bu hastaların erken eve gidişinde ve ERAS, Enhanced Recovery After Surgery Pathway'leri açısından da en azından yarım gün, bir gün kısalttığını ben düşünüyorum. Buradan tabii yine Rençizoğlu hocamızın da bahsettiği gibi iyi bir splenic fracture mobilizasyonuyla hatta bazen bahsettiğimiz yani neredeyse dize kadar getirebiliyorsanız iyi bir fleksüre mobilizasyondan bahsetmek mümkün. Gene IMA'nın yüksek ligasyonu ve tabii daha sonra da spesimini açıp distalde iyi bir mesafe bıraktığınızdan da emin olmakta fayda var. Bu da daha uzun döneminde sadece ileostomi yeri ve burada tabii bunlar geçici ileostomi olduğu için zaten daha sonra bir hernia de olsa orayı daha sonra kapatıyorsunuz. İkinci soru merak ettiğimiz hastalarınız size ben robotik cerrahi olarak istiyorum diye gelen oluyor mu? Bu konuda bir elleri görebilirsem. Oldukça evet. Olan merkezler içerisinde bayağı yoğun bir miktar. Belki de o yüzden sizin merkezinizi tercih ediyorlar. O da olabilir. Amerika'da bu daha az görüyoruz bunu. Yani özellikle robotik cerrahi istiyorum diye gelen hasta daha az oluyor. Bir gecikme var şeyleri geçirmekte. Çok slide'ı ilerletemedim. Bağlantıda bir sorun oldu. Tamam. XI bahsettik. Çok daha multi kuadran, çok kadranlı ameliyatlarda gerçekten SI'ye göre çok büyük bir fark yarattı. Burada biraz evvel göstermiştim. SI'nin port yerleşimi bu şekildeyken XI'de tamamen konsept değişiyor ve bir çizgi hattında 1-2 SI'deki yerleşimler tamamen yer değiştirdi. Yani sağ alt katrandan sol üst katrana çizilen çizgi üzerinde 8 santimlik mesafelerde koyulan 4 trokar ve bir tane de aksesuar portundan bahsediyoruz. Burada daha iyi görüyoruz bunu. Son XI kullanıldığı zaman gene sol taraflı rezeksiyonlar için sol alt katrandan docking,
ve 4-3-2-1 ve de asistan portu şeklinde bir yerleşim söz konusu. Bu da gerçek hayattaki portların şekilleri vesaire de değişik. Genelde benim bir de burada zannediyorum geçen konuşmada çok kullanılmadığını duymuştum ama AirSeal, Convatec'in zannediyorum. Hem insüflasyon hem de smoke'u götüren, dumanı alan bir sistem ve gerçekten bunun çok büyük faydalarını gördük. Pankreas üzerinde daha önce de buradan gördük örneklerini arkadaşlar gösterdiler. Lasis'teki girişi veya Bursa Mentalis'e pankreas üzerinden girişi tabii robot da çok iyi renkler gözükmüyor bu slaytlarda ama burada aynı şekilde daha önce gördüğümüz gibi Bursa Mentalis'e Lasis'teki girişi görmek mümkün. Pankreasın ucuna kadar gitmek faydalı oluyor. Splenic flexure'yi daha rahat indirebilmek için daha sonra lateralden gelip zaten girmiş olduğunuz bölgenin düşürülmesini tamamlamak çok daha rahat. Burada bir teknikten bahsetmek istedim. Şöyle yapalım. Single docking, cross arm splenic flexure mobilizasyonu. Burada bir problem robotta kullanırken sol üst kadrandaki bir numaralı trokar hepsi aynı istikamette hareket ettiği zaman birbiriyle çakışır hale geliyorlar. Ve flexörü düşürmek hakikaten çok zor oluyor. Bunun bir püf noktası bu doğru olan yerleşimi biraz daha sola doğru counterclockwise saat istikametinin aksi bir 15-20 derece açılandırmak sizi kolaylaştırabiliyor. Bir diğeri de cross arm teknik. Bunda da hepsini aynı yöne istikamette hareket ettirmek yerine bu üst, sol üst kadrandaki aleti tip up olanı herhalde robot kullanan arkadaşlar onu kullanıyordur. Sağ aşağı doğru itmek yani aksi çaprazlama şeklinde bir yöntem kullanıldığı zaman buradan hem medyalde biraz sonra da isterseniz lateralde bir pencere oluşuyor ve buradan çalışmak mümkün. Burada şimdi bunu videoda göstermeye çalıştım mümkün olduğunca. Burada şimdi lateralde çalışıyor hem bipolar. Biraz şu anda da medialden çalışacak. Bakın tutuyoruz. Tamamen çaprazlama şeklinde. Böyle olduğu takdirde aletlerin çakışması özellikle dışarıdan bu iç medial window'da çalışmak. Bu da lateral window'da pencerede çalışmayı gösteren bir örnek. Dışarıdan da baktığımız zaman robotun kolları açısından baktığımızda bakın 1-2-3-4 tamamen sola doğru bakarken bir numaralı kol sağa doğru bakıyor. Yani tamamen çaprazlama şeklinde. Eğer bu kolunda bu tarafta olması yani splenic flexure'yi tutmaya çalışsa dışarıda çok büyük bir çarpışma oluyor. Yani dışarıdaki kolizyonu önlemek açısından bu tekniği tavsiye edebilirim. Bunlar da ufak ufak tabii ki bu işleri yapmaya başlayınca veya robotu daha zor, komplike vakalarda da kullanmaya başlıyorsunuz. Redo bir ameliyattı, reoperatif bir ameliyattı ve inferior iliac artere envazyon. Bunlarda da tabii daha fazla, daha komplike girişimleri de robotla yapar hale gelebiliyorsunuz. Biraz evvel aletlerinizi tanıyın dedikti. Mesela vasküler load'u var robotik stapların beyaz olan. Ondan tamamen internal ilyakı bağlama imkanı ve kesme imkanı var. Bu sırada gene de distal taraftan bir kanama imkanı, kanama olabiliyor. Bunları nasıl kontrol edeceğinizden hakim olmanız lazım. Sütürleme mümkün. Gene derin pelviste aspirasyon, çok iyi aspirasyona sahip olmanız lazım.
o iş içinde bir diğer püf nokta burada göstereceğim. Bakın normal düz suction'ın önüne 4-5 10 santimetrelik bir anestezi aspirasyon tüplerini koyabiliyorsunuz ve o uç tarafın daha mobil ve flexible olmasını sağlayabiliyor. Özellikle low anteriorizasyon gibi, TME gibi sakrumun konkav yüzeyinde çalışırken bunları kullanabiliyorsunuz. İşte bu veyahut bir diğer kullandığımızda bu sağ üst asistan portundan yerleştirebildiğimiz flexible suction. Bu da aşağıda bizi rahat ettiriyor. Hatta bu porttan 8 milimetrelik bir air seal normal bir grasper'da aynı şekilde sokabiliyorsunuz, yerleştirebiliyorsunuz. Bu bahsettiğim, bakın, normal rigid aspiratörle bu bölgeyi almanız mümkün değil ama bu flexible tüp şeklinde kullandıklarımızda bu araya ulaşmak mümkün. Eğer biraz vakit varsa transanal'den de çok kısaca bahsedebilirim. Robotik yaklaşımda tabii özellikle transanal olarak da single port kullanımı son zamanlarda 70'in üzerinde vaka yaptık. Bu da tabii eğer SP single port yoksa merkezinizde normal multiport XI ile de yapabilirsiniz ama çok fazla gel point'in üzerinde tabii yer tutumu oluyor. SP'nin güzelliği bir portun içerisinden bildiğiniz gibi 4 tane aletinizi çıkarabiliyorsunuz. Single portta aşağı yukarı 3,5-4 santimlik bir alan alıyor. Onun yanına bir de insüflasyon için gene air seal'i ve bu suction tubing'i yerleştiriyoruz. Ve daha sonra endorobotik submukozal diseksiyon dediğim benim ve bu terimi kullanmayı beğeniyorum. Çünkü bakın tamamen submukozal planda kalıp bunlar tamamen kas tabakası. Yani full thickness yapmamanın avantajları var hastaların iyileşmesi ve fonksiyonları açısından. Bu alanda diseksiyonu sağlayan bir yöntem. Burada ilerletme imkanı varsa ilerleteceğim, yoksa yok, buradan geçelim o zaman. Evet, burada da portun, single portun yerleşimini görüyorsunuz ve bu olduğumuzda aşağı yukarı 12 santimetrelik bir lezyondu. Bunun full thickness olarak çıkarıldığını düşünseniz yani korkunç bir şekilde fonksiyonel olarak sonuçları olacaktır hastanın iyileşmesi ve skarlaşması açısından. Ama diğer taraftan tabii ki o submukozada kalınan alanın daha sonra epitelizasyonu çok daha iyi bir şekilde oluyor, gerçekleşiyor. Evet. Son olarak da bir soru sorarak bitirelim. Yakın zamanda robotik cerrahi yapmayı ister misiniz? Tamam. Başarılı bir konuşma oldu değil mi? Teşekkür ediyorum. Zaman problemimiz var. Tek soru alalım Emre Hoca. Tamam. Değişmeden. Önce o arkadaş şey yaptı. Buyurun. Merhaba hocam. Teşekkür ederiz. Hocam bir sorumuz da Amerika'da hastalar bu talepte daha az geliyor. Robotik cerrahi talebiyle. Onun sebebini merak ediyorum. Sebebini net olarak söylemem çok kolay değil ama yani büyük şehirlerde belki daha çok bizim doctor shopping dedikleri yani doktor doktor gezip birçok bilgi alan işte robot mesela onlar için ilgi çekici olabiliyor. İşte robotik yaptır bunu diye sanıyorum yapılıyor. Amerika'nın referral basis'i çok o şekilde çalışmıyor. Yani o mesela gastroenterolog kimi tavsiye ediyorsa sen buna git diyorlar. O şekilde olduğu için hani o doktor gezme olayı daha az var. Ama bunun belki yapıldığı, ben Ohio'da çalışıyorum. Mesela New York gibi bir eyalette veya New York şehrinde orada biliyoruz ki daha fazla doctor shopping yapılıyordur. Orada belki bu konuyla robotiği özellikle talep ederek geliyordur. Ama
hastalardaki hastaların bu tip takım taleplerinin olması tahmin ediyorum daha fazla büyük şehirlerde işte bu özel piyasaların aktif olduğu yerlerde geçerli bir şey diye düşünüyorum. Teşekkürler. Aslında tabii bu konuyu da daha fazla bu konuşmanın içine dahil edebilirdik. Bu konuda çalışmalar da var Kore'den vesaire. Özellikle kolorektale spesifik olarak bakılmış çalışma daha az sayıda ama üroloji konusunda yapılmış. Bu hastanelerin proctoring için bir takım kuralları ve tavsiyeleri oluyor ve kendiniz başlamak isteseniz bile Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok hastane size o imkanı veya özgürlüğü tanımıyor. 10 vaka civarında en azından proctored edilmeniz lazım 10 vaka için. Eğer çalıştığınız merkezde, kolorektalde veya branşınızda o konuda uzmanlaşmış sizi proctored edebilecek biri yoksa olan sistem özellikle başladığında robotik cerrahiler mesela ürolojiden biri gelip sizi proctor ediyordu. Siz konuyu biliyorsunuz, anatomiyi biliyorsunuz ama robotla ilişkili konularda tabii sıkıntı çekebilirsiniz. O yüzden ürologlar yardımcı oluyordu mesela olmayan yerlerde. Olan yerlerde de tabii diğer partnerleriniz, ben kendi başka meslektaşlarıma yardımcı olduğum oluyor ki onların da pratiğini başlatabilelim diye. Ama esas fundamental soru tabii kaç vakadan sonra onu da herkesin kendi kendine sorması lazım ama çalışması da yapılabilir bunun. Ama tahmin ediyorum bu sayı 30 ile 40 arasındadır robotik cerrahi için rahat hissedilmesi için kendini. O üroloji çalışmalarında söylediğin sayı o civarda. All right. Well, thank you very much for the invitation. I'd like to thank the Memorial Group and Emre Gorgan for inviting me. It's my real pleasure and honor to be here. Let me see, is this the control here? So I don't have any relevant disclosures except for the fact that I don't do robotic surgeries. The tips and tricks I will be talking about are not really related to robotic surgery at all. So this is where I'm from, Keck School of Medicine of USC. So it's established in 1885. It's the oldest school of medicine in California, certainly. And it started as a public county hospital. And our private hospital was formed relatively recently in 1991. And that was because of the donation from Keck Foundation. It's really the oil family. And we're a tertiary academic hospital with a comprehensive cancer center. And then about 401 beds total, including Norris Cancer Hospital. And that's the old county hospital. If any of you are familiar with
county system here. Where's the laser? The top one. Top one is this one. Oh, okay. So this is the old county hospital, and right in front of it is the new county hospital, and this is our private hospital, and this is the our Norris Cancer Center. And we're probably the oldest academic colorectal surgery training program west of Mississippi. And it was established by my predecessor, Dr. Bob Beard, who has retired since. And we have 10 faculty, full-time faculty members. We have two other ones that are not shown here. And we train about 2 colorectal fellows per year. And we were ranked number 6 in GI surgery in World News and U.S. News and World Report a few years ago. So what I wanted to talk about today in this session is all of us as surgeons, we encounter difficult operative situations. Sometimes it is avoidable, but sometimes they are not. So what do we do in this situation? And I think a lot of it can be avoidable, and obviously it's best if you can plan ahead, and to avoid difficult situation is the best. So there's a saying, an ounce of prevention is worth a pound of cure. So if you can do possibly everything that you can to avoid being in a difficult situation, obviously, is ideal. So how do we do that? These are all basic things. So review operative reports from before and medical records, and get all of the perioperative studies and procedures, and obtain all the medical records. And if you do need to repeat CT, barium, enema, whatever we need to do, colonoscopy, I think we should not hesitate in doing that. And scope all of the left-sided cancers. I think nothing more embarrassing than taking patients to the OR and find out that patient has a rectal cancer as opposed to sigmoid colon cancer, because then you have to wake up the patient. And I think also for reoperative surgery, timing of the surgery from the last operation obviously is very important. And I think when you're dealing with a very difficult cases, I think you also need to think about alternative plans, escape plans, if you will. And I think you also have to get ready for the day. You need to get all of the necessary equipments. You also need to have all of your help lined up beforehand. So if you need a multidisciplinary approach, you need to have your urology colleagues, GYN colleagues available, so that they're aware. So you don't want to call on their help at the last minute. And obviously you don't want to schedule a lot of cases that day. And you probably want to schedule it as a first case and allow enough time to be able to do it successfully. So, for example, if you're operating on a patient who had a previous high ligation of IMA for sigmoid colon cancer, and by reading all the operative reports that you know that patient had a division of the IMA at its origin and left colic, and you have an anastomosis, so if somebody like that presents with a recurrence second primary years later proximal to the anastomosis, by reading the operative report that you would know, then now all of the left colon blood circulation is coming from the arcades now. So if you're to do a segmental colectomy, then you will create an ischemic segment so that we know that we need to do a resection downstream from the previous anastomosis. And postoperative adhesion formation really depends on the timing. So starting probably the worst timing is 2-3 weeks after to about 6 weeks post-op. So you certainly don't want to be in this
time period. So when you're re-exploring patients, you need to either explore the patients, as we know, early, or wait several months once all the adhesions have been organized. And difficult cases, sometimes 6 months or later. So don't be too eager to explore these patients early. And then also we need to normalize their nutritional status. And also one rule of thumb is all the previous incisions have to be well healed and soft on palpation. And another principle for reoperative surgery, you want to stay away from the old incision if possible, especially in patients with history of very extensive adhesions. And once you get in, the initial steps, you want to separate the greater omentum from the intestines, and then you also want to separate the small intestines from the large intestines. And exposure obviously is very, very important if you're doing open surgery. So don't be afraid to extend the incision. So when you have your senior colleagues come in to help you, what do? First, they make the incision longer, right? So if you have somebody had a fanacil incision, hand-assisted laparoscopic surgery, don't be afraid to extend the incision to get a good exposure if you're having difficulty. So some of the scenarios. So if you're dealing with very, very extensive intra-abdominal adhesions, obviously meticulous dissection is very important. You can also inject saline into the adhesions to better define the plane. And also warm saline irrigation can be helpful. And leaving the peritoneum if really, really bowel is really stuck onto the abdominal wall. Knife dissection. And if you're dealing with a very sick patient that's has very, very extensive adhesions, fresh post-op, those patients, you may want to divert and then maybe even put a PEG tube or gastrostomy tube and place them on TPN and then bring them back and fight to another day in the 3 to 6 months afterwards. Another common is unmarked stoma. Hopefully all of our patients have a pre-marked stoma site, but sometimes we encounter patients who are not marked. But you know, you can still be marked even patients are under anesthesia. So you can always sit the patient upright in the OR. And if you're dealing with a very thin patient, you can also use a stoma triangle. So stoma triangle is, if you draw an imaginary triangle between umbilicus, suprapubic area, and SAIS, the stoma triangle goes in the center of the triangle, so certainly that's possible. But if you're dealing with a very morbidly obese patient, stoma triangle is not going to help you. So especially if you're dealing with acute diverticulitis, you need to remove the inflamed segment first, and then you probably need to mobilize the colon proximally and distally, and you may need to mobilize a splenic flexure, and if that's not enough, you need to do a high ligation of IMA and IMV in certain situations. So when you're also dealing with a very obese patient, what you can do is make the hole bigger so that it will come out easier. So what will typically do it, but in these patients, you may want to core out, remove the sub-Q fat through the aperture. You want to make the fascial aperture bigger. And also for very obese patients, you have a lot less sub-Q fat in the upper abdomen, so you would select the upper abdomen site as opposed to the lower abdominal site. Or you can also make the colon smaller. How do we do that? You know, if there's a big epiploic appendage, you can remove that. You can also trim some of the mesenteric fat without devascularizing the intestines.
And if the colon is very, very distended, then you can also decompress the distended colon. And also you can decrease the friction. So there are many different techniques that's been described. One is to use a Penrose to basically pass the colon through the Penrose drain, and that so makes it easier to slide through the subcutaneous tissue. You can also use a sterile glove, very similar concept. Or you can also use a Alexis wound retractor to do the same. So the Penrose pass was described in 1996. You're using 1-inch Penrose drain, and then you're passing the colon through the drain, and then you're using the drain as a to make it a lot easier to pass the colon. But I think it's very difficult to pass the colon through a 1-inch Penrose drain. So I don't think it's as effective. Alternatively, you can also use a glove, typically about 5, 5.5 size glove. Again, concept is the same. But probably my preferred technique in that type of situation is used to use a wound protector. So using a self-retaining wound protector to extend the colon, and then that keeps the aperture open, and then you can pass the colon, and then you cut away the ring. So here, this is the self-retaining wound protector that we placed. Then we're passing the colon through it, and then we're cutting out the ring so that we can remove the wound protector and slide it out easily. And sometimes maturing, instead of doing an end colostomy, maturing a creating a pseudo loop, because it's not the end of the reach of the colon that's keeping it from reaching through the skin. It's really the mesentery that's holding you. So the area of best reach may be part of the colon proximal to the end as well. So remember that when you're having issues. Another scenario would be presacral bleeding. It certainly can be life-threatening. And electrocautery, as you know, and suture ligation can make things worse. There are several techniques. I think we all need to be aware of them. So what is there about the anatomy of these veins that make it very difficult for us to control? So it's a presacral vein, essentially, that goes through the medulla of the sacrum, and it's a connection between the internal iliac veins and basivertebral veins. And there are veins that doesn't have any valves and then traversing through the medulla. So it's almost like an end vessel that you can't really get hold of. So as we all know, if there's a significant bleeding, patient is not stable, you want to pack the pelvis first, right? And then you catch up. You want to let your anesthesiologist know what's happening and make sure the blood products are available. And then if you need to enlarge the incision to be able to get a good exposure, we need to do that. And then once all of that is in place, patient is stable, then you can try to slowly remove the packs one by one. Sterile thumbtack is something that's available. You can also get a tack applicator. Actually, this is Jeff Milsom invented that. So it's not all ORs have it, but with the regular thumbtacks, it's very difficult to apply. So having an applicator, disposable applicator, can be helpful. But even with that, it's very difficult because you need to apply the pressure from top of the thumbtack to go through. It can be very difficult to apply. Another option is to do a rectus muscle tamponade. So it's a little bit different from muscle welding. So you're getting a small segment of rectus muscle, and then you're suture tying it over. So you're placing two or several interrupted sutures, putting the muscle, because it's a low pressure system,
by tying the sutures on top of the muscle that will help tamponade that area. Now, muscle welding is you're harvesting typically about 2 by 2 centimeter rectus muscle, and then you're compressing gently against the bleeding site, and then you're using very high coagulation setting to weld the muscle right onto the bleeding site, and this certainly can be very, very helpful. If you're down in the pelvis, you can also use the muscle in that area, psoas muscle as well, to be able to do that. There are various hemostatic agents that are available, but it's probably not, especially in a severe bleeding setting, probably not the primary treatment, really as an adjunct to the other techniques that I described above. But if there's a severe ongoing bleeding, you have to pack the vessel, pelvis, and you got to get the patient into the ICU and correct coagulopathy and bring the patient back later on, several days later. And oftentimes when you go back, all the bleeding has stopped and a lot more controllable. Another scenario is having a Hartmann reversal where you're having a difficult reach down into the rectum. So some of these we already talked about. You want to mobilize the splenic flexure if you haven't already done so. You may want to divide the blood vessels. High ligation of the IMA and IMV can be helpful. And just like the side to end colostomy creation, what's holding you back here is the mesentery. So having a Baker type of anastomosis may give you a reach. But also just remember, you can also mobilize the rectum. So if you mobilize all the left colon, still having difficulty, feel free to mobilize the rectum to have it reach up to the left colon. And if you're having a difficult time mobilizing the rectum, I think placing either your finger to get the posterior plane identified better can be helpful. And another scenario is where patients come to you after several attempts at reversal and have a very short segment of colon that's left and have a really hard time reaching. And you can see that from seeing a Hypec enema before the surgery. So somebody with most of the transverse colon that's been removed, one option is to do a retroileal transmesenteric anastomosis, where you're creating a window behind the terminal ileum, and then you're passing the colon right through that area. So the reason that it works, initially, it's just counterintuitive, but as you know, all of the small intestinal loops are located medially and laterally. So having this part of the colon reach behind all of the bowel loops into the rectum is a lot longer pathway versus having a direct pathway to the rectum by creating a retroileal window. Now, if you have most of the transverse colon removed and all you're left with is a hepatic flexure, then you can also do the Loyers procedure. So here, you're dividing to all of the blood supply will be through the ileal branch of the ileocolic vessel. You need to divide the right colic off of the ileocolic. You also have to divide all of the middle colic vessels. And then you will rotate the colon so that it will reach down to the rectum. And because now the cecum will be in the right upper quadrant, I think it's very important to do an appendectomy at the same time. Another common issue is when you're doing sigmoidectomy for diverticulitis and you're trying to pass the EEA stapler from below and you cannot pass the stapler, one simple thing obviously is to dissect the sigmoid colon or the rectal stump more distally,
And then to resect all the redundant portion of it. But you can also use a sizer to dilate so that you can pass the stapler easier. But if you really cannot, it's also acceptable to do a side to end anastomosis as long as you're well away from the staple line so that there's no ischemic segment in between. And also, if you're having a hard time locating the rectal stump, I think certainly you can pass a sizer. You can also pass a scope to locate that. But I think also placing tagging sutures beforehand, typically proline with a blue color, certainly can be helpful. We talked about a little bit before, if you have a hard time figuring out the appropriate plane for rectal stump, you can place your finger and then you can dissect that using that as a guide. Or you can also use a either stapler or sizer to retract the rectal stump from below while you're initially getting into the posterior and lateral plane. Now, probably one of the situations that really during the operation that give us a cringe is you're passing the rectal stapler through a very low rectal stump, and then you see the stapler coming through. Sorry. So I don't think any of us want to see that. So what do you do? If you have enough rectal stump, you can bring the stump together and try to staple below if possible. But sometimes that could be very difficult depending on how much rectal stump that we have left. You can also do a purse string to bring it together, but if you're dealing with a very, very low pelvis, I think that will be very difficult to do sometimes. Maybe it'll be easier to do robotically in that case. But sometimes it's easier to put the purse string from below. So typically my preference is to, in that case, very, very low rectal stump dehiscence, I would put a PPH retractor from below. And then from the bottom, I will place a full thickness purse string. And then you pass the anvil and you tie the purse string around. But you have to get good control of the anvil. And then you join the stapler and then fire it that way. And if all else fails, you have to do a hand sewn anastomosis. And that's something that I try to avoid. If I can. Now, when you're doing a total abdominal colectomy for ulcerative colitis, chances of rectal stump dehiscence could be as high as 10%, right? Because by definition, the rectal stump, you'll have a significant inflammation there. So what to do varies. Some people place a rectal tube and leave the rectal stump in the pelvis, but if there's a dehiscence, it's not going to give you a good control of rectal contamination. So my preference is to staple the sigmoid colon long enough so that it will get exteriorized above the fascia. So the rectal stump sits above the fascia, and I tack the colon onto the fascia, and then we'll close the skin right above it through a fan and sill incision so that if there's a dehiscence, you'll have a controlled fistula, and if there's no dehiscence, then you will not have any. So you're not going to notice the rectal stump is there. But also when you go back to do a second stage of the pouch, you know where your rectal stump is located. Now, sometimes the rectal stump is so friable, it's almost like a toilet paper where you cannot suture, you cannot staple, and it falls apart. So what do you do in that case? So in that case, what I do is I make the colon stump even longer, and I'll put a lap pad, wrap the lap pad around the rectal stump,
and then tie it with the suture, and then leave it in place for about 5 days or so. And at bedside, then I would create a mucus fistula, and that allows us to control the fistula, and then it'll be all stuck onto the surrounding tissues. Also, when you're when you're performing APR, especially in a male patient who had a radiation, sometimes it can be very difficult to find the appropriate plane between the prostate and the rectum. So sometimes when you mobilize posteriorly and laterally, and you can deliver the colon stump into the perineal incision and then tackle the anterior plane that way, or sometimes you can pass a Red Robinson catheter. So you would place a Red Robinson catheter from one side and to the other, and that allows you to basically coagulate right in between, right onto the red rubber catheter to find the right plane much more easily. So in conclusion, I think we all need to avoid being in a tough situation as much as possible. I think we need to prepare for the day. We need to adhere to surgical principles. We don't want to reinvent the surgery in these difficult cases. And I think we also need to call for help if we're in a tough situation, get our senior partners or get our partners to come and help us. And then also, more importantly, we got to know when to stop and then come back when the patients are more stable. So some of these things and a lot more detailed techniques were published a textbook several years ago. It's called a colorectal surgery consultation. So I know some of these are basic, but thank you very much for your attention and happy to answer any questions. Thank you very much.